Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz öncelikle Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dogecoin'in analizini yapacağız arkadaşlar. Önemli seviyeleri sizlere söyleyeceğim. Yayınlarda çok sık, oldukça sık sorduğunuz bu coin'in kanalda bir videosu olsun istedim. Daha geçmiş zamanlarda da çekiyorduk. Güncel bir video halinde kanalda bulunsun arkadaşlar. Bu söyleyeceğim seviyeler oldukça önemli seviyeler olacak. Yani bugünden yarına herhangi piyasada böyle bir haber etkisi olmazsa kolay kolay, hani nasıl diyeyim, orta vade işinize yarayacak seviyeleri sizlere belirteceğim. İlk olarak şunu belirtmem gerekiyor ki arkadaşlar, ilk Bitcoin'e bakmamız gerekiyor. Ona bakıp ondan sonra Doge'a bakalım ki biraz daha sağlıklı analiz yapabilmiş olalım. Hem Bitcoin'deki son durumu merak eden arkadaşlar için de etkili olacaktır. Biliyorsunuz şu görüntünün güzel bir görüntü olduğunu yayınlarda defaatle söylüyorduk. O zaman şu bölgelerde falandık. Yani şu bar en yüksek seviyeye çıkmadan önce bunu belirtmiştik. Şu an şu bar çok güzel bir hammer move aldık dün kapanışta. Bugün birazcık aşağı doğru bir geri çekilme meydana geldi. Şuraya kadar bile geri çekilse, bana sorarsanız, yani 47.900'e kadar bile geri çekilse çok bir problem olmaz arkadaşlar. Yani hadi 48 diyelim, 48'e kadar da gelse bir problem yok. Buradan çok sert bir aşağı inmemiz için çok kötü bir haber etkisinin olması gerekiyor bana sorarsanız, teknik manada şu an için. Baktığımızda günlükte herhangi bir sorun yok. İşte 4 saatlikteki şu görüntü birazcık bence traderları korkutuyor. Şu MACD'deki şu kavis ve şurada da bayağı bir süre oyalandık arkadaşlar. Yani 49 bin üzerine attık, test ettik, geri çekildik ve bu teknik manada normal bir geri çekilme. Ama hadi olur da bir aşağı bir salınım gelir mi gelmez mi endişesi var piyasada. O yüzden dolayı da şurada genelde bir pozisyona girme konusunda birçok trader çekimser arkadaşlar. Çünkü sert hareketler meydana gelme potansiyeli var. Hani birçok insan da şöyle düşünüyor. Çok güzel yükseldik, artık bir aşağı doğru bir sert bir satış gelir mi gelmez mi düşüncesi var. Ya da tam tersi, şu bölgelerde çok ciddi tam bu kırılımı geleceği zaman şöyle net gösterelim. Yüksek kaldıraçlı long pozisyona giren birçok arkadaş olduğu için böyle çok sert bir satış yedik arkadaşlar yaklaşık bir saat önce. Bu satışın en azından bastırılması için yok saymamız için arkadaşlar 48.900 seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor. Onun altında kaldığımız sürece bir tık sıkıntı. Yani şu mum çok hoş değil arkadaşlar. Şusuna şu soru işareti koyuyorum. Bir an önce bu mumun üzerine atabilirsek, 50'nin üzerinde deneyebilirsek piyasa içinde oldukça güzel olur. Onu da söyleyeyim. Yani bu çok sert bir silkeleme mumu olmuş olur eğer öyle bir şey olursa. Dediğim gibi şuraya 4 saatlikteki şu görüntüden kaynaklı bir tık soru işareti piyasada hakim, ama şöyle bir durum da var. Hani indikatöre baktığımızda biraz düzeltme hareketi yapıyorum. Biraz daha şu bölgede inse, şuradan bir al verse daha etkili de olma ihtimali var arkadaşlar. Biliyorsunuz MACD'de hani şuradan bir SATA bile gelse, hemen SATA geçmeden önce bir yukarı bounce verme ihtimali var. Fiyatın yukarı doğru gitme ihtimali var. Bir de hani gördüğünüz gibi çok derin düşüşlerde meydana gelmiyor. Bana sorarsanız kısa vade düşünen arkadaşlar için güzel destek seviyesi 48.000 bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu 48.000 seviyesinin altına sarkmadığımız sürece, kapanışlar yapmadığımız sürece bana göre bir sıkıntı yok. Biraz daha yakın bir seviyede söyleyin hocam, çok uzak derseniz de 48.500 seviyesi diyebilirim arkadaşlar. 48.500 kısa vade olarak güzel bir destek konumu, onun altında da 48.800 bölgesi, 48.000 bölgesi, pardon, özür dilerim, 48.000 bölgesi mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun, böyle bir düşüş oldu. Hani bu düşüşte bile size bir video çekme gereksinimi duydum. Bilginiz olsun. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Doge'a gidelim. Doge arkadaşlar, yayınlarda çok sık soruyorsunuz, hep aynı şeyi söyledim. 30 sentin üzerine Doge'da bir problem yok. Dünkü yayında da bunu söylemiştik. Bugün de bunu söylüyorum. 30 sent güzel bir destek konumu arkadaşlar. Cidden güçlü bir destek konumu. Onun üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Doge'un analizini yaparken arkadaşlar mutlaka bir vadeli işlemler, futures dediğimiz yapıyı da düşünmek gerekiyor. Orada da çok ciddi yüksek kaldıraçlı işlemlere giren traderlar mevcut arkadaşlar Doge için. Ondan dolayı bakın, hani baktığımız zaman 4 saatlikte çok agresif mumlar geliyor. Hani yukarı ve aşağı çok agresif sert mumlar geliyor. Siz spotta bekleyen, bana genelde soranlar spot tarafta bekleyen arkadaşlar. Psikolojik olarak da siz bu ani yükseliş ve düşüşlerden çok ciddi etkileniyorsunuz. Kırda kıracak bir daha aşağı geliyor, dirençten sert basıyorlar. Vesaire vesaire. Psikolojik olarak çok yoruluyorsunuz, ama işte bu işte böyle arkadaşlar.
Bu piyasanın da bu olmazsa olmazı yani. Çok hareketli. İnsanın sinir sistemi bazen kaldırmıyor gerçekten. O yönden sizi anlıyorum. Onda bir problem yok. Ama bu piyasadaysak bunları da katlanmamız gerekiyor. Belirttiğim üzere 30 sent oldukça önemli arkadaşlar. Onun üzerine bir problem görmüyorum Doge'da. Doge'un biraz daha rahatlayabilmesi için en azından kısa vadede açısından 38-518 seviyesinin üzerine çıkması gerekir. Onun da üzerine güçlü direnç olarak da 34 bin dolarla 34 diyorum. 34 bin diyorum. 34 sentler mevcut arkadaşlar. Yani ben şu an için 30 sent güzel bir destek, 34 sent de güçlü bir direnç bölgesi arkadaşlar. Eğer 34 sentin üzerine atabilirse de şurada daha da güçlü şey olarak 39 sentler, 40 sentler yani yavaş yavaş hani hemen bugünden yarına değil belki birkaç hafta içerisinde potansiyeli var gibi teknik manyeti dur. Ama dediğim gibi bakın 30 sentin üzerine bunu söylüyorum, altında aynı şeyleri söyleyemem. Onunla bilginiz olsun. Tabii bu yılanlıkların yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece size önemli seviyeleri söylüyorum arkadaşlar. Uçacak, kaçacak veyahut da batıyoruz, bitiyoruz tarzı yorumlar yapmadım mı? Hepiniz biliyorsunuz. Belki yeni gelen arkadaşlarımız vardır. Bu video böyle kısa olsun arkadaşlar. Hem bilgilendirici bir video olsun. Çok fazla vaktinizi almayayım. Gerek iş yerinde çalışan arkadaşlarımız olsun. Gerek çok fazla zamanı, gün içinde zaman olmayan arkadaşlarımız için yararlı bir video olmuş olsun. Sizden ricam bu videoyu like manyağı yapmanız arkadaşlar ve paylaşabildiğiniz bütün ortamlarda videoyu da paylaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.